Sağda olacağı büyük merak konusu eğer tek forvet oynayacaksa Sarı Kırmızılılar Eldeki öne, öne çıkan seçenek Halil Dervişoğlu Oğulcan Çağlayan ya da Kerem Aktürkoğlu gibi isimler de ona belki alternatif olabilirler Hocam hem Muhammed'in hem Falcao'nun yokluğu Galatasaray'ı sizce derinden etkileyecek mi? Onlar oynadığında yine iş çıkmadı Esas yokluk olan Galatasaray'da oyun İki senedir oyun yok e, Fatih Terim'in bulduğu bir oyun yok Zaten iki sene ondan evvel ki de iki sene şampiyon olduğu sene de böyleydi. Avrupa macerasında çok kötü geçti. Niye? Orada oyun ister. Orada işte doğaçlama, günlük anlık performanslarla Türkiye Süper Ligi ile Avrupa'da oynayamazsın. Yani onun için son iki sene tesadüf gazasının ga kötü gitmesi. Geçen sene e, bahane hem pandemi hem de Mustafa'nın Rize Deplasmanı'nda sakatlanması Kerem. Bu sene zemin oldu, hakemler oldu, sakatlıklar oldu, Covid oldu. Yani oyuncular oldu. Hiç Fatih Terim'e hiçbir herhangi bir onun oynattığı oyunla ilgili hiçbir eleştiri olmadı. Bunun paralelinde takımı yalnız bıraktı. Oyun bulamadı ve Galatasaray'ın ister istemez de yani bu grubun başarısızlığı ortaya çıktı. Şimdi sezon başı oyuncu yetmezliğinden bahsetti Fatih Hoca. Arkasından devre arası oyuncu geldi 5 tane ona rağmen yine fark yaratamadı, yaratamadı Galatasaray takımı. Doğaçlama 10'ya kuru 6 puan. Bir ara işte gel, gelir gelmez o enerjiyle 6 puan. 8 puan Mustafa Muhammed aldı. Gün kurtarıldı. Galatasaray takımı bir seri yakaladığında o zaman da e, yani biz Türkiye'de maalesef böyle e, ya sonuç bizim için önemli. Tabela, süreç değil, oyun değil. O zaman da dile getirdim. Yani bu galibiyetler var ama bu galibiyetler sıkıntılı. Yani bu galibiyetler günlük alınan, anlık alınan oyuncu bireysel performansıyla oyun hala çıkmadı. Bu oyun çıkmazsa Galatasaray takımı hatta bir ara lider oldu biliyorsun. Evet. Lider olsa bile geriye mutlaka gelecek. Ee, şimdi Göztağ maçında evet eksik var. Dört tane oyun yukarı da yok. Golcüler yok. Babel yok. Yani onlar olduğunda da bir şey çıkmadı. En büyük e, handikap da bana göre Galatasaray takımda oyuncu performansları geri gidiyor. İlere giden hiçbir oyuncu performans yok. Bütün sezon. Onye kuru geldi iyi bir bakıyorsun geri dedi. Mustafa Muhammed öyle. Tayland Antalya'da iyi A milli takım derken o da oynamaya bir şey oldu o da geriye gitti. Bir tane öne giden formda oyuncu yok. Formda oyuncu biz Türkiye'de böyle değerlendiriyoruz Kerem. Bir maçta çok formda bir antrenör çok formda bir oyuncu. Hayır form bir süreçtir. Anlık bir şey değildir. Süre ve süreçtir. Mesela ne dersin formda oyuncu 7-8 işte maç iyi oynamıştır. Bir takım ne, yap, ne yapar? 7-8 hafta kazanır. Dersin ki yani iyi oynama ama kötü oyunla değil. Dersin forma girdi takım. Şimdi Galatasaray takımında bütün oyuncu performansları geri gidiyor. Bak oyun geri gittiğinden zaten bunlar oluyor. Oyuncu performansları da geriye ve e, Göztepe deplasmanına çıkıyor. Göztepe deplasmanında diğer oyuncular da oynasa. Bak şimdi Sakatlar oynasa, Cezalılar da oynasa. Yine Göztepe'ye karşı... Galatasaray net favori diyemezsin. Evet. Yani gelinen nokta bu. Yani eksikler olmasa bile bunu söyleten ne oyun? Sağlıklı bir oyun yok. Ee, bir de biraz sonra herhalde konuşuruz. Tabii ki başkanın açıklamaları, farklı olaylar, farklı yere çekmeler. Ama en önemli dediğim gibi her oyuncu performansı geriye, oyun geriye gittiği bir Galatasaray'da göster ve deplasmanı yenebilir mi? Yenebilir, evet. Büyük takım refleksi gösterir mi? Gösterir. Yenilebilir mi? Yenilebilir. İşte yani böyle %50'li %50'li işte şampiyonluk yarışında geri kalmasının en büyük nedeni bu. Yani e, bir performansla eş değer göstererek bir büyük takım bir Anadolu takımıyla oynuyorsa Anadolu takımlarını küçümsemek anlamında söylemiyorum. Bütçeleri, oyuncu kaliteleri hepsi farklı tabii ki. Yani onun için Galatasaray takımının en büyük sıkıntısı bu sene buydu. Oyun çıkmadı. Onun için eksiklerden daha farklı bu. Ne çıkar, ne oynarlar yarın akşam? Yani orası da soru işareti. Yani evet çok iyi de oynayabilir galip de gelebilir, çok kötü oynayıp mağlup da olabilir. Ama çok iyi oynayıp galip gelmesi sizin için anladığım kadarıyla sürpriz olur. Bu sezon kaç tane maç öyle sayarız yani domine etti. Yani karşı rakibe kendi oyununu kabul ettirdi. Şimdi böyle bir oyun çıkmadı. Şimdi Beşiktaş öyle değil. Şimdi bak Beşiktaş'ta Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın e, Trabzon'un e, hadi sezon başı çok sıkıntılı bir süreç geçirdi. Yanlış hoca, yanlış transfer planlaması Hadi onu bir kenara ayırıyorum. Ama özellikle Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan ayrılan bir krizli dönem. Antalya'da beraber kalıyor. Ondan evvel Trabzonspor'a yeniliyor. 5 puan kaybediyor. Bir bakıyorsun 20. dakika Konya Spor'la oynuyorsun 10 kişi kalıyorsun. Ama tek kale oynuyorsun ya Konya Spor'u yeniyorsun oyun gücüyle. Mesela Konya maçı hatırlarsın bir yenilseydi Kerem. 1-0 evet. yendikleri e, Vodafone Park'ta e, maçta. Bir yenilselerdi 8 puan. Toparlanması zor olur. Ama niye mesela bu krizlerden çıkıyor Beşiktaş... Oyun, oyun gücü. Oyun gücü var. Şimdi Galatasaray'ın oyun gücü yok oluşmadı. Yani doğaçlama günlük oyuncu performansı Onya Kuru'ya alalım. Evet hızlı işte savunma arkası koşu yapar. Biz oraya atarız gol atar. Gol atar tamam atar. Ee, şeyde e, Falco da atar. Aynı şekilde Mustafa Muhammed de atar. Evet. Şimdi Halil Dervişoğlu performans tartışıyor. Oynar atar mı? Esas ne? Oraya top nasıl gelir? Galatasaray'ın rakip yer alandaki oyun gücü nedir? Baskın yönü nedir Kerem? Nereye yönlendir? Sağ taraf çok baskındır, formdadır. Oyunun merkezi veya solu. Şimdi e, geçtiğimiz takım oyunu programında söyledim. Ne diyordun? Geçmiş dönemlerde 200 sene önce ya diyordun ki Mariano Belanda Feguli ile bir üçgen orada kurup o baskın yönü. Set ucumla orada oynar Galatasaray. Nagatama Onyekuru Rodriguez gibi veya hızlı oyuncularla savunma arkası hız getir sol tarafı. Evet. Yani bir şeyleri söylüyordum Galatasaray'la ile ilgili. Dile getiriyordu. Şimdi güçlü yeri rakibe nerede zafiyet yaratacak? Nerede problem yapacak? Problem yaratacak. Nerede anahtar oyun? Yok Galatasaray takımına bir baskı yap. Donk oynasın. Luyendama işte Marko ile beraber. Baskıda topu çıkartamıyorlar. Tek plan Taylan Antalya'da orta ikisi açılacak ortaya gelecek. Başka nasıl bu top çıkacak? Hiçbir fikir yok. Onun için Galatasaray takımını ben ee, oyun anlamında geliştiğini, çalıştığını e, fark yarattı oyun içinde hem geçtiğimiz sezon hem de bu sezon görmedim. Geçtiğimiz sezon kaçıncı bitirdi Galatasaray Ligi Kerem? Altıncı bitirdi. Başakşehir'den kaç puan farkı vardı liderden? 16 puan. Şimdi bunlar tesadüf değil. Bunlar oyunla eşler. Evet. Başakşehir'de zaten e, oyun gücü de vardı. Oyun gücü de Trabzonspor'un yine olurdu. Vardı. İşte 16 puan fark olmazdı Kerem. Evet. Demek ki Galatasaray'da çıkan özet bu ne benim biliyor musun? Galatasaray şampiyon olduğunda taraftar gücü çok büyük. Taraftar olmadığı zaman sıkıntılı. Oyuncular işte te, alınıyor sezon başı, devre arası alınıyor. Şimdi e, lig yarışına giriliyor. Düşünebiliyor musun? Taraftar yok. Galatasaray'ın demek ki bundan belki ki şampiyonluklarda da en büyük gücü ya taraftar tabii ki taraftar önemli. Diğer takımlar büyük takım, dört büyük takım, Anadolu takımları için tabii ki önemli. Ama Galatasaray oyun çıkmadığı zaman ararsın taraftarı. Şimdi Beşiktaş'ta güçlü taraftar var değil mi? Evet. İbrahim Ele var burada. Ondan sonra e, düşün. Yani Galatasaray taraftarı da aynı şekilde Sercan önemli bir oyuncu oynamış. O camiada forma giymiş. O taraftarla işte güzel anıları var. Yani düşün. Oyun çık oyun çıkmadığından taraftarı arıyor Galatasaray takımı. Doğru. Oyun çıksa aramaz. Yok Galatasaray takımı. Oyun oyun yok oyun. Hep yani tesadüf evet. mi? Lig bitiyor 35. hafta oynayacağız değil mi Kerem? Evet. Galatasaray düşünebiliyor musun? Yani geri e, geriye geriye e, geriye düştü. İki tane maçtan birer puan almış. Lig bitiyor 35. hafta oynayacağız. 2 puan almış. Geriye düştü. Yani büyük takım refleksine bak. Öne geçecek. Yani 0-1'i oynamasını bilmiyor bir takım. İki puan alır mı ya? Evet. Bu kadar maliyet, bu kadar para işte Türkiye'nin önemli teknik adamı var. Bunlar hep istesek yani de düşünsünüz zaman kazanamayacağınız kesin gibi bir şey. Bak dün, dün şu e, şu en son şunu söyleyeyim. City maçı seyrettik değil mi? Dortmund geriye düştü 2-1. Ha son 10 e, maçın e, on 17 maçın onun da puan kaybetmiş. Evet, geriye düştü ama nasıl kaybediyor? Hepimiz seyrediyoruz. City 8-10 tane gol kaçırıyor. Rakipler çok katı savunma yapıyor. Evet. evet kaybediyor maçı ama 7-8 tane de gol pozisyonuna giriyor. Evet. Galatasaray takım dersin ki ya kaybediyor da hocam işte en basit mesela Ankara yücüne kaybetti değil mi? Veya Atay Spor'a. Hocam söylüyorsun da 8 tane net pozisyonu var. 2 topu direkten döndü bir penaltı kaçırdılar. karşı karşıya 5 gol kaçırdı. Yok reaksiyon, gör, reaksiyon görmesi için reaksiyonun içinde olması gerekir. Evet. Yani nedir bu? Oyun olması gerekir. O oyun seni reaksiyon gösterir. Eğer oyunu merkeze oturtmazsan, şahısları oturtursan zaten biz Türkiye'de bayıldığımız şey nedir o? Goy goyculuk. İşte o gitti bu kart. Hakemler o oyun oynamıyor. İşte Donk niye oynamıyor? Donk oynar. Ya bak Babel'i ben oynatırım şu. Oynarsın da nasıl oynar bu takım ya? Rakip yarı alanda nasıl oynar? Galatasaray nasıl hücum eder? Hiçbir ezberi yok. Galatasaray'ın son 10 yıldaki şampiyon